Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'ye karşı uluslararası hukuka aykırı şekilde adaları cephaneliğe çeviren Yunanistan'da, NATO standartlarında olduğu iddia edilen bir mühimmat deposunun orman yangınlarında havaya uçması, iç kamuoyunda eleştiri oklarını Miçotakis hükümetine çevirdi. Başta Rodos ve çevresindeki adalar olmak üzere ana da etkili olan orman yangınları Yunan ordusuna ait bir cephanelin havaya uçması ile farklı bir boyut kazandı. Yangınlara yeterli müdahale yapamayan Yunan yönetiminin iç kamuoyunu rahatlatmak için yangınlarda Türkiye'nin parmağı olduğu iftiraları Yunan medyasında yer almaya başladıktan sonra Volos'ta bulunan Niagialos kasabasında dün şiddetli bir patlama yaşandı. 2 kilometre ötedeki yapılarda bile camların kırılmasına neden olan bu şiddetli patlamanın ardından kafaları kurcalayan onlarca soru kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Yıllar boyunca Türkiye'ye karşı, başta Lozan Barış Antlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmaları çiğneyerek adaları silahlandıran Yunan yönetiminin bu politikaları yeniden tartışmaya açıldı. Adaları mühimmat ve silahlarla kanunsuz bir şekilde donatan Yunan yönetiminin bu politikaları Yunan medyasında sorgulanmaya başlandı. NATO standartlarında inşa edildiği belirtilen çelik kapılı yeraltı cephaneliklerinin nasıl yangın nedeniyle patlamış olabileceği soruları gazete manşetlerini süslerken hükümet eleştiri oklarının hedefi oldu. Yunan medyasında hükümet askeri üssü bile koruyamıyor hükümetin yıkıcı beceriksizliği manşetleri dikkat çekti. Gazete haberlerinde stratejik önemli üsyandı Miçotakis önce ormanları, malı mülkü ve insanları koruyamadı, şimdi de silahlı kuvvetlere felaket getirdi, yorumları yapıldı.